Sinop Güney İnşaat'ın katkılarıyla hazırlanan Erkan Aksu ile Adım Adım Sinop başlıyor. Hey, aman 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 ey, düşmanları ölsün aman. Düşmanları ölsün. Bugün Sinop merkezde çekimlerimiz devam ediyor. Çok değerli ana sponsorumuz, çok değerli Yusuf Güney ile birlikteyiz. Sağ olsunlar bizlere bu programda ana sponsorluk yaparak büyük bir destek veriyorlar. Biz de bugün kendisini ekranlara taşımak istedik. Hem Sinop'taki daire fiyatlarını hem kira fiyatlarını öğrenmek için bugün kendisiyle buradayız. Güzel bir söyleşi için isterseniz artık yavaş yavaş röportajımıza başlayalım. Yusuf Bey merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz efendim. Sinop çekimlerimiz vardı. Bugün sizi ziyaret ettik. Öncelikle Adım Adım Sinop olarak çok teşekkür ediyoruz. Bize ana sponsor oldunuz efendim. Çok sağ olun. Bizler de teşekkür ediyoruz. Evet, sizi biraz tanıyalım efendim. Yusuf Güney kimdir? Yusuf Güney, Sinop Erpelek Yeni Köyü'nde ikamet eden, Sinop'ta inşaat işiyle uğraşan bir vatandaştır. 2015'ten beri Sinop'ta faaliyet gösteriyoruz. Daha öncesinde İstanbul'da faaliyet gösteriyorduk. Şu an Sinop'tayız. 8 sene içinde bir 10'a yakın bina Sinop'a kazandırdık. Vatandaşlarımıza kazandırdık. Böyle yani. İşimizdeyiz. Peki şu an Sinop'taki daire fiyatları ne durumda? Şu anda daire fiyatları Sinop'ta 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 olarak bakarsak fiyatlar 1 artı 1 seviyelerinde 2 milyondan başlıyor. 2 artı 1'ler 3 milyondan başlıyor. Şu anda devam eden yeni başlanan inşaatlarda 3 artı 1'lerde 3,5-4 arasında şu an fiyatlar öyle Sinop merkezde. Peki daire satışları ne durumda? Vatandaş daire alabiliyor mu? Fiyatlar yüksek biraz görünüyor. Şu anda vatandaş daire alamıyor. Şu anda da zaten piyasanın malum durumunu biliyoruz. Herkes şu anda bekleme sürecinde. Ona tekabül şey var. Kredi olarak da devlet şu an konut kredilerinde pek bir kolaylık sağlamıyor. Vatandaş da zorlanıyor. Şu an konut satışları durgun. Peki arsa satışları ne durumda? Arsa satışlarında belirli bölgeler var. Sinop'un dışında olan köylerde. Onlarda biraz hareketlilik var. Şöyle söyleyeyim efendime, Çobanlar bölgesi olsun, işte Abalı bölgesi olsun. Oralarda biraz daha uygun fiyatla arsalar satılabiliyor ve oranın ticareti biraz daha rahat bir şekilde dönebiliyor uygun olduğu için. Peki vatandaşlarımız daire alırken Sinop'ta yatırım amaçlı mı alıyorlar yoksa kendileri mi gelip bir yerleşiyor? O değişiyor. Daha çok burada yani yatırım yapanlar daha çok yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız. Bazıları ilk evini aldığı için kendisi oturmayı tercih ediyor. Bazıları da işte yatırım amaçlı alıyor. Yatırım amaçlı aldığı daireler daha çok 1 artı 1, 2 artı 1 seviyelerinde olduğu için kiraya veriyorlar. Yani değişiyor vatandaşın kendi talebine göre. İşte ilk daireyi alanlar kendi oturuyor. Sonrası imkan doğrultusunda 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 alanlar yatırım amaçlı da kullanabiliyor. Peki Yusuf Bey, Sinop'ta daire kiraları da çok yüksek. Yani bugün şöyle bakıldığında 2 artı 1 dairenin fiyatları 10-15 bin lirayı buluyor şu an. Sizce bu kiralar neden yüksek burada? Burada şu anda kiraların yüksek olmasının sebebi pek fazla kiraya verilecek daire olmaması. Bir de yazın vatandaşların daha çok böyle pansiyon tarzı işletmelere kendi dairelerini ayırdığı için bir daire sıkıntısı yaşanıyor. İster istemez daire sıkıntısı olunca da kiralar yüksek oluyor. Tabii bu kira olayı yerine göre, bölgesine göre de değişiyor. Bazı yerlerde 8-10 bin lira, bazı yerlerde 15 bin lira. Tabii dairenin büyüklüğüne, içinin yapısına, işte kalitesine göre değişebiliyor. Mesela Erpelek ilçesinde bile şu an kaloriferde bir dairenin fiyatı 5 bin lira, 4 bin lira bandında uyuyor. Evet, doğrudur. Erpelek'te de projeleriniz var. Evet. Orada da güzel bir bina yaptık. Erpelek'te bir 12 daire yaptık. Oraya güzel bir binamız oldu. İçi dışı birinci sınıf kaliteli malzemeyle yaptık. Şu an satışı devam ediyor. Bitmiş durumda. Şu an hala hazırda devam eden işte stat bölgesinde yine 18 daire 1 artı 1 var.
şu an kabasını hemen hemen bitirmiş durumdayız. İşte onunla istinaden Ada bölgesinde bir 26 tane daire, 2 bloklu bir site yaptık. Vatandaşlarımıza kazandırdık, sattık. İşlerimiz şu anda çok şükür yolunda devam ediyor. Erfelek'te tekrar proje olacak mı peki? Erfelek'te şu an tekrar projeyi yapmayı düşünmüyoruz. Daha çok Sinop bölgesine yoğunlaşmayı düşünüyoruz. Daha çok burada hizmet veriyoruz. Ama tabii ki neden olmasın, güzel bir proje yine kazandırmak isteriz. Ama şu anda düşüncemizde öyle bir düşüncemiz yok yani. Yusuf Bey, çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbet oldu. Rica ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Rica ederim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bizlere verdiğiniz ayağınıza sağlık diliyorum ben de. Erkan Aksu'dan adım adım Sinop'tan ayrılmayın efendim. Peki, teşekkürler. İyi günler diliyorum. Sinop Güney İnşaat'ın katkılarıyla hazırlanan Erkan Aksu ile Adım Adım Sinop sona erdi.